Bugün şansımızı biraz fazla zorladık. M5 biraz fazla yorgun düştü. Ama bugünün değdi yani. Evet, umarım videomuzu beğenirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Şunu şöyle mi yapsam? Böyle mi yapayım, böyle mi yapayım? Aslında normal ya. Tamam. Evet dostlar, hepinize merhabalar. Bugün lane antisi olarak yanımda duran F10 M5 yani BMW'nin aslında M-Power serisinde ürettiği en güçlü araçlardan birini inceleyeceğiz. Aracın sahibinin çok özel bir yanı var. Aslında bu yani sizlerin izlerken ve benim de geçmişte izlediğim videolarda eskiden bu araçların genel serisi olan E46 olsun, E60 olsun, E39 olsun, E46 bu arada M3 biliyorsunuz. Gene işte E92 olsun, bu tarz araçların çoğunu sürmüş, birkaçını da sahip olmuş bir kişi. Kendisini yanıma davet ediyorum ve aracımızı da onunla birlikte inceliyoruz. Merhaba. Hoş geldin dostum. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? İyiyim arkadaşlar. Evet, şimdi karşımızda Mustafa var. Mustafa yıllardan beri M-Power serisiyle alakalı birçok aracı kullanmış, birçok araca da sahip olmuş bir arkadaşım. Bu aracı da gerçekten kaç gün oldu alalı? 2 hafta falan oldu. Evet, 14-15 gün önce aldığı bir araç. İlk sürücü deneyimleri yani ilk bakış olarak bazı noktaları soracağız. Aracın da genel özelliklerini şöyle yüzeysel bir şekilde daha doğrusu göz atacağız. Şimdi aracı ön tarafından başlayalım. Bu arada aracın gerçekten tertemiz. Adam M-Power'cı, bak görüyorsunuz şapkadan bile. Sen M-Power'ı çok seviyorsun. Basit olukudan da aynen çıkamıyorsun. Şimdi ben yeteri kadar konuştum. Sözü kardeşime bırakayım, aracın sahibi. Söz sende. Anahtar deyim de bu arada arkadaşlar. Karbon fiber bir anahtarlığı var. Muazzam. Bundan dolayı yani elimde oynuyorum yani. Sabahtan beri oynuyorum. Çok hoşuma gitti. Evet kankacığım, şimdi başlayalım. Buyur. Aracın en önemli özelliğinden biri bunun altında yatan, ancak dış tasarıma bir dokunalım. Dış tasarımdan sonra kaputun altına doğru girelim. Tamam. Şimdi önden baktığınızda M bir tamponumuz var. Evet. Bu M tamponumuz aerodinamik yapısı olarak normalde bu 5 kasaların M paketlerinde de gelen bir tampon sanırım. Evet. Değil ama mi? Önde tabii havalandırma oluyor. Bunlar farkı için motorları daha güçlü olduğu için. Evet. Bu araçların normal 5 kasaya göre biraz daha şuralarında, iç kısımlarında bir havalandırmalar oluyor. Motora direkt soğutma için. Intercooler. Aynen. Var orada. Intercooler'lar var orada. İşte yukarıda turboları. Anladım. Ama ayrıca bir... Buradan da hava alıyor aynı zamanda. Evet, hava filtresine mi giriyor oradan? Hava filtresine gidiyor olabilir. Bilmiyorum. Evet, tek oradan o kadar bir giriyor. Yok araçta. Araçta arkadaşlar, bu tarz araçlara bindiğinizde bunlar çok yüksek performans araçları olduğu için bunlarda soğutmak çok önemli. Tabii. Hem motor sistemini, soğutma sistemi hem de yürüyen sistemini. Tabii. Aynen tabii. Öyle. Derken yürüyene giriyoruz. Öyle hızlı hızlı geçiyoruz arkadaşlar. Aşırı teknik bilgiyle sizleri sıkmak istemiyoruz. Evet, önemli noktalara dokunacağız. Riskleri yeni değiştirdim. Bayağı büyük yani aynen, baktığınızda. Bayağı büyük. Önde lastik boyutu kaç kullanmışız? 265, 35, 20. 20. 20 inç bir jant var yanımızda. Sen bunu arabaya aldıktan sonra değiştirdin mi bu fabrika çıkışı? Orijinal. Yani fabrikadan M5 sipariş verdiğinde. Aynen. Peki bu üzerinde gelen ekstralı bir jant mı? Yani yok, opsiyonel mi? Standart bir jant. F10 M5 jantı. Bu araçta opsiyonel bir şey var mı standart dışı? Yani senin ekstra olarak aftermarket olarak kullandığın. Arka tarafta LG stoplar var. Evet. Gel yavaş yavaş yana doğru girelim. Aynı zamanda bak M-Power dediğinizde bizim vlogta da ben size bahsetmiştim. Şu çamurluk çıkıntısı. Normal 5 kasalarda böyle bir çıkıntı yok. Buralara çıkıntı vermişler. Arkada da çok yok gibi yani, yok gibi. Ama önde bir çıkıntı mevcut. Görüyorsunuz. Şöyle yan tarafta da M5'imiz yazıyor. Buraya doğru giriyoruz. Ve devam ediyoruz. Tamam hadi gel bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi arkaya geldiğimizde arkada LG stoplar. Evet, şimdi girdiğimizde bak burada bir şey dikkatimizi çekiyor. Karbon fiber bir M5 logosu. Karbon fiber, evet. Onlar da işte hastalıktır. Yani bunları alıyoruz böyle.
değiştiriyorum. BMW logosunu değiştirmişsin. BMW logosu, ondan sonra... Geleneksel mavi beyazdansa demişsin, tabii, karbon fiber. Çok daha yakışıklı duruyor. Bu orijinal mi? Orijinal bir karbon fiber mi? Orijinal değil. Bunu yapmıyor orijinalini. Bagaj üstü spoiler bunlarda standart orijinal mı geliyor? Standart, M5'lerde standart. Cam üzeri vardı ama değiştirdim, çıkarttım yani. Çünkü oraya çok değerli bir şey yapıştırdım. Bakın arkadaşlar, adam... Yani burada Mustafa bagaj üstü, şey, cam üstü spoilerını vazgeçti. Lane lastikini koydu. Artı kaç beygir veriyor şu an lastikte? O artı 100. 100 beygir. Bunda 100 veriyor değil mi? İşte yazılıma gerek yok diyorlar. Bu yetiyormuş. Evet, süper. Evet. Hadi gelin geçelim. Önüne doğru. Şimdi biraz teknik konulara doğru girelim. Genel anlamda aracın dış kısmına baktığımızda aslında 5 kasadan, yani normal F10 5 kasadan aşırı bir farkı yok. Biraz ufak tefek bu tarz arabalarda M5'e bindiğini göstermek istiyorsan... İşte yan marş beyerler değişik bunda. Aynen. Yan marş beyerlerden işte bu çamurluktaki bu... Çıkıntıdan. Çıkıntıdan, şu ızgaralardan. Aynen öyle, ızgaralar. Bunlardan anlarsınız bu arabayı. Tabii M5 olduğunu orada. Yani E60'a göre tabii bu biraz daha M5 olduğunu belli ediyor. E60'lar standart gibi çünkü çok M5'e çevirenler var. Aynen öyle. Ben çok yaşadım onu zaten. Aa, bu araba M5 miydi abi diyenler çok oldu zaten. Evet. Yani genelde çok aldıktan sonra normal böyle 5.20'yi bu tarz şeyleri yapan kişiler de var. Yani yapmak tabii çok maliyetli değil. Tabii değil. Ama tabii bu sesi dinleyip bir de gaza bastığın anda tabii gidişini görünce insanlar M5 olduğunu tabii anlıyor. Aynen. Diyor ve geçiyoruz. Şimdi kaputun altını açıp bir kaputun aynen altına bakalım. Evet. Ta 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 ta. Şimdi teknik detaylar burada önemli. Evet. Burada kaç litre bir motorumuz var? 4.4. V8'de. V8, çift turbo. Çift turbo. Kaç beygir? 560 standart zaten. Kaç tork? 600 civarı. 680 tork. 680. Evet, 680 tork. Sıfırdan 100'e kaç saniyede çıkıyor bu araç? 4.3 olması lazım. 4.3 saniyede arkadaşlar. Onun dışında soğutma sistemiyle alakalı bak. Şuradan çıktığında havalar buradan girip... Tabii onlar hava filtresine gidiyor. Şuradan gelen havanın da evet bu tamponun altı kısmında... Mesela ben bunu daha sökmedim ama ben E60 M5'i boyatmıştım ön tamponunu. Hı hı. Boyattırırken bu tamponun çıktığında burada hava deliklerinin olduğunu gördüm. Yani direkt motora giden bir hava delikleri. Tabii tabii. Daha iyi nefes oluyor. E60 çok keyifli, güzel bir araba. Ya işte zaten olay ne biliyor musun şu an burada? E60 M5 sürdüğün için kaç tabii yıl sürdün onu? E60 M5'i 7-8 ay sürdüm. 7-8 ay. Şöyle E46 M3, 6 sene önce E46 M3'üm vardı, Cabrio. Sen şu an, sen 92 doğumlu adamsın. 92 doğumluyum. Kaç yaşında M3'e bindin? İşte 21 yaşında civarı. Abi adam... İşte, yeni evlenmiştim hangi zaten. Her zaman şükretmen gerekiyor gerçekten. Yani öyle bir arabaya o yaşlarda binmek herkesin bir harcı değil. Zor şartlarda oldu tabii. 13 yaşından beri ticaretle uğraşıyorum. Evet, bu arada yani bazı yorumlar geliyor arkadaşlar. Yok işte hani baba parası, yok işte şu, yok işte bu. Arka planda yok, nasıl hikayeler olduğunu kimse bilmiyor. Tabii. Cebimizde hani, sigara alacak paramız yoktu zamanında. Yani işte ben çok kişi tanıyorum. Bizim grubumuzun içinde de arkadaşlar. Yani herkes öyle baba parası falan zannediyor ama hem Allah'ın rızkıdır bu, hem de çalışma ve çabadır arkadaşlar. Hani azmetmek ve çalışmak. Aynen. Sonunda da takdir ilahi yani. Rızkınız varsa Allah'tan geliyor diyor. Aynen. Ve devam ediyoruz. Şimdi kaput tamamen dolu. Karbon detay yok bu kaputun altında gördüğüm kadarıyla. Yok, ellemedim. Yani buralara ben dokunmam. Sadece dışıyla ilgilidir. Hı hı. Zaten yazılım da yokmuş bu arabayla, bu arabada daha önce araştırdığımız kadarıyla. Evet. Herhangi bir yazılım da yapılmamış. Ben de yazılım yaptırmıyorum. Hı hı. Neden yani peki bu hala yapılmadı bu arabaya? Çünkü çok yani aşırı yeni bir araba değil. Çünkü bu araç şöyle. Bunların, ben çok titiz davranıyorum bu konuda. Mesela piste aracımı sokmam. Evet. Çünkü bizim piste bir hızla bir işimiz yok. Geçen de zaten gazlama videosunda da görmüşsündür. Fazla ön planda değildim. Ya sen sükunetli ve temiz kullanıyorsun. Çünkü ben hızla bir işim yok. Evet. Aslında benim genelde biraz da sevdamız bizim driftle alakalı. Yani aynen böyle ufak çaplı işte virajları dönerken hafiften bir arkasını attırmak. Başka size çok önemli yok bir şey sorayım sizin adınıza. Şimdi yanlama konusu dediğinde E60 M5'e binen adam yanlayabiliyor çünkü arabanın ağırlık dağılımı falan çok atmosferik iyi. Atmosferik bir de yani bu turboya alışmak lazım. Ben 2 hafta oldu bu arabayı alalı. Turboda fark ne atmosfere göre? Gaz ya tepkisi. Gaz tepkimesi tabii ki de. Bir turbo açıldığı zaman bir araba böyle bir çıldırıyor. Evet yani ama bakın işte atmosferikte işte onu istediğin gibi oynayabiliyorsun. Yani evet. 1.5 devirden başlıyorsun, 2.8'e kadar, 9'a kadar çeviriyorsun yani. Aynen öyle arkadaşlar. Turbo geliyor besleme araçlarda turbo normalde alt devirlerde araç atmosferik olarak başlar gaz tepkisini aldığında. Sonradan o turbonun açılma devri vardı. Tabii. O devri aldığında o patlama evresine giriyor ve turbo oradan sonra güçlü isteği veriyor. Ya zapt edebilmek bu ya. Zaten ben şöyle tüm bakımlarımı, aracın tüm bakımlarını Asgar Veysel Usta'ya yaptırırım. Sağ olsun. Çok severim kendisini. Doğru bir adres. Kahrımızı çekiyor yani adam. Aynen öyle. Veysel Usta bana dedi ki E60 çok keyifli araba, çok güzel. Hatta senin aracının tüm ağır bakımları da yapılmış. Çok güzel bir araç.
Sat onu, git F1 M5 al. Son nokta budur dedi bana. Doğru bir tercih. Gittik aldık. Dedim ya Veysel Usta, bu zor bir araçmış dedim ya. Dedi, onu dedi zapt edebilmek bir meseledir dedi. Kronik arıza var mı bunlarda? Bunlar yani önemli kronik nokta. Kronik arıza şöyle. Bizim ona inandığımız gibi zaten ben Almanya'yla da hani Almanya'dan da ürün getiriyorum, ithalat yapıyorum. Hı-hı. Almanya'ya da yazdım BMW'ye direkt. Hı-hı. Kendim. E60 varken. Bu araçların kronik arızası kol yatakları. Yani bu kol yataklarının değişmesi gerekiyor ki yoksa motor kırıyorsun. Ama Borusan veya Kosifler gibi bu firmalar direkt kol yatak değiştirmek yerine sandık motor koyuyor araca. Ben de buna karşıyım birazcık. M-Power yani. Aldınız arkadaşlar. Çevremizdeki diğer dostlarımız tabii, tabii. Yani kol yatakları. Yani bu kol en yatak önemlisi değişik. Aldın arabayı birazcık parayı kıyıp ne kadar? Kol kaç yatakları. Para abi? E60'da 8 piston bir araba bu. Bu 8 silindir. Yani 8'de, evet. V10 E60'da yaklaşık 10.000 civarı tuttu TL. TL. Bunu da kaç para tuttu motor yatak? Valla bunu da 7500 liraya halletti. 7500 liraya. Yani aldığınızda böyle bir M-Power. Bu çok önemli dediği değiştirin. Ben çok rahat bir şekilde aracımı sıkabiliyorum. Çünkü arabanın motorunun kırılmayacağını çok iyi biliyorum. Ki Veysel Usta'nın yaptığı hiçbir aracın motoru bugüne kadar kırılmamış zaten. Aynen. E60'da da çok zor limitleri zorlamıştık zaten. Yağ ne kullanıyorsun? Çok önemli. Yağ Castrol kullanıyorum. Yani Veysel Usta ne diyorsa onu yapıyoruz. Evet. Castrol, Castrol güzel. Burada reklam Mobil yapıyoruz de da çok iyiymiş. Herhangi bir reklam yok canım arabanın. Aynen öyle. Kullanılan şeyleri yani sonuçta. Evet, evet. Mobil güzelmiş. Ama işte Castrol kullandım. Borusan'da satılan yağlar artık şele döndüğü için evet. Almadım. Yoksa onlardan alıp koymak gerekiyormuş. Dior geçiyoruz. Şimdi kaputun altını inceledik. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yer kalmamış. Adamlar doldurmuş. Yani. Ve burada çok değişik bir olay var. Bak, ne var? Çift kilit. Çift kilit. Yani biri evet. Açılırsa diğerini tutması gerekiyor. Öyle bir tork, öyle bir güç oluyor ki, hız oluyor ki. Normalde şu ortadan oluyor arkadaşlar. Aynen. Kilit. Bunda çift kilit koymuşlar. Önemli bir nokta. Hatta bir Civic videosu vardır YouTube'da. Ha pat diye açılıyor. Allah korusun. Çok büyük bir sıkıntı. Direkt önünü göremiyorsun. Aynen. Kafaya aşağı inip böyle aradan bakman gerekiyor. Evet, teknik konularla alakalı soracağımız soruları sorduk. Aracın diğer özel bir hani aslında çok hani araçlarında bulunacak şeyler ama vergisi ne kadar yıllık vergisi şu an? Ben daha ödemedim araç 2 hafta önce satın aldığım için. Evet. Şu anki yıllık vergisi yaklaşık bu sene için söylüyorum 24 veya 25 bin TL civarıydı yıllık. 6 ayda bir 12 bin. Seneye 16.500'e mi 17.000 liraya mı ne düşüyor? Yani ayda 1000 lira verdiğini düşün. Ortalama hafif bakımlarda bakım masrafların nasıl oluyor? Daha yaptırmamışsındır ama yaptırdım, araştırma yaptırdım. Evet. Yağı ve hava filtreleri değişti. Evet. 1000 lira aldım. 1000 TL. Veysel Usta evet. 1000 TL. Yani böyle bir arabaya bindiğinizde şimdi önemli noktayı söyleyeyim size. Arabanın istediğimiz kadar tekniğini inceleyelim. İstediğimiz kadar arabayı anlatalım. Ama önemli nokta kullanıcı almadan önce merak ettiği sorular. Yıllık vergisi kaç para? Benzin ne kadar tüketiyor? Hızlanması nasıl? Duruyor mu? Bak benzin konusunda E60 daha fazla yakıyordu. Çünkü atmosferik. Bu araba 15 litreye düştü. Evet. Ve daha yükselmedi yani ve birazcık hızlı kullanmamıza rağmen düşmedi. Yani teknoloji de yenileniyor. Teknoloji tabii. Demek ki evet. Aynen evet. Yani yakıt pahalı ne yazık ki. Yakıt pahalı olmasa pahalı olduğu düşünülüyor. Evet. Yani. Aslında şöyle yakıt pahalı şu an. Neden yakıt pahalı? Genel olarak asgari maaşa ve hani diğer tabii, gelir tabii. Bandına baktığında yakıt pahalı yani anladın mı? Bu biraz daha hani kişi başına düşen milli gelirle alakalı bir aynen. Durum. Her neyse buralara çok girmeyelim. Gel devam edelim abi. Şimdi içine doğru bakalım. Şimdi arkadaşlar içine bindik. Gel iyice bin içine doğru kankacığım. Tam anlamıyla bin. Evet. Şimdi F10 M5 bindiğin anda içinde farklılıklar ne? Normal 5 kasaya göre yani fabrikadan üretilirken bu araba gelince ne? Benim en dikkatimi çeken koltuk. Koltuk. Koltuğu gösterelim Efe'cim. Olması lazım değil mi? O evet. Recaro'nun aynen. Ondan. Şöyle öne doğru gel kankacığım. Bak. Koltuğu görüyorsunuz. Şu yapıyı gördüğünüzde şu çıkıntıları falan bu sportif görüntüyü bu bir M5 koltuğu. Aynen şurada ayarları vardır zaten. Şuralardan seni sıkıştırır ve genişletir. Bu virajlarda hani yok. Aktif, bunda yok. Aktif olarak hareket ediyor. E60'da vardı. Evet, Vedat'ın evet. Arabasında hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Enes'te de çekmiştik. E60 M5'in direksiyonuyla. Bu farklı. Ama çok benzer. Buna şey deniyordu. Davul direksiyon deniyordu. Davul direksiyon deniyor. Evet. Evet. Davul direksiyon denmesi lazım. Yapısı buna. Yumuşak arkadaşlar tabii, genel yumuşak, anlamda. Tabii bu 2013 ve 2014'ten sonra daha değişik yeni tip bir
direksiyona geçti. Evet. Ben değiştirme gereksinimi duymuyorum. Bence güzel duruyor. Keyifli, aynen güzel öyle. Şey. Burada da karbon vardır. Evet. Öyle ortada amblem karbon. Arkadaşlar içi karbon. Orta konsol çok önemli. Tabii ki buralar karbon. Aynen, burası karbon. Bunun dışındakiler normal. 5 kasayla aynı. Ekran biraz daha büyük. Ekran. Şimdi kadran da şöyle. Bir bastığımızda gösterelim arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde. Ortada kocaman bir ekranımız var. Kaç 2018 navigasyonlu. 2018 navigasyonlu. Güncel bir navigasyonumuz var. Buradan kontrolü buradan yapılıyor sanırım. Tabii kontrol buradan yapılıyor. İşte buradan evet. DVD olarak film izleyebiliyorsun yolda giderken. O film izleyebiliyorsun. Açtırdım. Tabii evet. Tabii. Şanzıman nedir acaba? Şanzıman çift kavramalı bir şanzıman bu. Çift kavramalı evet, bir şanzıman var. Şu an bu SMG'lere göre bir farklılığı çok varmış. Yumuşak. Tabii, çok tabii. Yumuşak. Çok yumuşak. Yani E60 veya E46 gibi değil. E46'da da kullandım. E46'da birazcık vururdu arkadan. Evet. M5'te de vuruyor. M5'te de vuruyor ama bunda biraz daha yumuşatmış. Tabii spor modu aldığında, M2 modunu aldığında tabii gene araç sertleşiyor. Evet. Sert olmak zorunda zaten. Ya gayet muazzam bence. Şanzımanla alakalı bir sıkıntı yok. Ben biraz önce kullandım arkadaşlar. Videodan aynen. Sonra da gene kullanacağız. Orta konsolumuz aynı. Ortaya baktığınızda aynı. Burada gözlerimiz var. Özel bir şeyin yok değil mi? Yok. Pıt. Açıyoruz. Burada garaj kumandam var. Burada bir sigara şeyi var ama sigara sen hayatta içmezsin bu arabanın içinde yok, bence. Çok titizsin çünkü. Burası böyle arkadaşlar orta. Yani kullanabilirlik açısından bakıyoruz şu an. Ortaya burada baktığınızda var ve iki tane aracın çizik çok çizik. Önemli bir nokta gösterebilir miyim? Aracın anahtarı buraya koyuluyor arkadaşlar. Bu tabii şekilde. Bu şekilde duruyor. Görüyor musunuz? Adamlar ortaya koymuşlar böyle. Yön fark etmiyor, duruyor. Aynen. Yine bunu kapatıyoruz. Bardaklığımız var. Şu ortaya bastığımız anda burada gene ortada böyle bir göz var. Evet, burada şey bu telefon hazırlığı. Evet, telefon hazırlığı altyapısı var. Aynen yani öyle. Altyapısını kurmuşlar arkadaşlar. E60 M5'te burada bir buzdolabı vardı. Mini buzdolabı ufak. Burada da böyle bir göz var. Yani göz önemli bence arabada. Şimdi sen bu arabayı sonuçta ne kadar sürsen de şey yapsan da içinde tabii bir yaşam alanı olduğu tabii, için tabii. Bu yaşam alanını da en verimli şöyle şekilde kullanman hafta sonu gerekiyor. Şöyle kullanılan bir araç zaten. Evet. Fazla vakit bulup kullanamıyoruz. Koltuk ısıtma var. Koltuk soğutma yok. Var. Soğutma yok. Vakum yok. Vakum yok. M5'lerde multimedya var mı koltuk arkasında kapalıkta? Oluyor. F10'larda harici eklenebiliyor. Evet, arka tarafa da bir bakalım. Sonra aracın sürüş dinamizmine bir göz atalım. Evet. Onun dışında sana sormam sorulan gereken şeylerle alakalı Lane Hunters'ın Instagram hesabımızda bir post yayınlamıştık. O postta dedik ki bu araçla alakalı birazdan çekime başlayacağız. Bu çekimde sizce neleri soralım dedik. O soruları da Leynant'ın Instagram hesabında bize sorulan sorulara da bir göz atıp onlarda kaçırdığımız noktaları görüp onları da yanıtlayalım. Cevap. Ayrıca arkadaşlar buraya da Instagram'ımızı yazıyorum. Buradan da takip edebilirsiniz. Oradan da bizimle bir bütünleşip sorularınızı oradan da yöneltebilirsiniz diyorum. Arka tarafa geçiyoruz. Bu kasalarda bunu makam arabası olarak kullanan kişiler de var. Bu koltuğu böyle itiyor. Tabii önceki böyle aracım böyle öyleydi zaten. Ha. Tabii 10 sene boyunca makam arabası olarak kullanılmıştı. M5'in. Evet. Vay be. Şimdi diz mesafesine baktığınızda arka tarafta diz mesafesi çok hani olumlu. Şu an biz biraz öne kaydırdık çekimden dolayı. Yani şu noktaya falan geliyor. Benim boyum 1.75 arkadaşlar. Sıkışmadım. Kol dayamanın ortasını açalım. Böyle bir alan var. Buraya kitap falan bir şeyler koyarsınız. Burada da bardaklık var. İşte yani dar bir alan. Çok fazla şey yok ama hani cep telefonu tabii vesaire tabii. Cüzdan bunları koyabilirsiniz. Aynen. Bu şekilde de şurası kapatıyorsunuz. Da. Olması lazım. Evet, düğmeye basıyorsunuz. Yok, bu acil yardım evet. Olabilir. Evet. Burada aracın ne kanka bu? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Bunlar insan yiyecek, insan. Küçük yap bunları. Evet, ilk defa biz açıyoruz. Bu ne? Evet arkadaşlar, bunun ne olduğunu bilen yorumlarda yazsın. Biz anlamadık. Bunu size bırakıyorum. Bu ne? Bu ne abi? Aç, ben sana söyle. Bu şey olabilir. Ne bu? Ceset poşeti olabilir. Ceset poşeti. Daha büyüyse evet öyle. Bu nedir abi? Kanka bu ne? Harbiden. Olabilir. Oho. Evet, daha fazla geliyorsa odur. Yok kanka o kadar abi, gelmiyor. O zaman bagajı açtığınızda bagajdan abi uzun bir şey aynen. Arkadaşlar ben çözdüm şu an bunun ne olduğunu. Yorumlarda yine belirtin diyoruz. Dışına doğru çıkıyoruz aracın. Şimdi aracın dışına çıktık. İçine baktık. Kaputun altına baktık. Teknik bellere baktık. Ön konsoluna baktık. Arka tarafı. Videonun şimdi dışarı çıktığımızda gidişine bakacağız, çekim alacağız, araç nasıl gidiyor, görmek evet. İstediğiniz şeyleri, sorduğunuz soruları göstererek de size göstereceğiz. Gel biraz Efe'cim. Şimdi Lane Hunters Instagram hesabında sorduğumuz soru burada. Yaklaşık yarım saat olmuş ve gelen soruları şöyle açalım. Vergisini çok merak ediyoruz.
Vergisini söyledik. Kaç para? Hızlı hızlı geçiş yapalım. Seneye 16 bin lira oldu. Senelik 16 bin. E60 ses açısından E60 V10 ile bir kıyaslama yapılabilir. Tabi Vedat abinin katılımıyla demiş. Ses olarak sen anlatırsın. Vedat hastaymış arkadaşlar, evet, gelemedi. V10'un sesi tabi çok farklı. Yakıt ortalama kaç çekiyor? Kaç litre? Şu an 15.6. 15. Çok mu sert kullanıyorsun? Sert kullanıyorum. Sert kullanıyorsun. Normalde 12-13'leri görür herhalde. Düşmez. Bence 15-16. Ben böyle sorayım. Ondan sonra devam edelim. Top speed, bir de bu arabada yazılım yoktu demeliyiz. Evet, yazılım yok arkadaşlar. Top speed ne kadar görüyor bu? 330'u çok rahat görür. Evet, çok sen rahat yaptın mı? E60'da yapmıştım, bunu da yapmadım. Sesiyle alakalı, sesiyle alakalı ufak bir değişiklik yaptık egzoz kitiyle alakalı. Düz boru yaptım. Düz boru yaptırdım. Düz boru yaptırdım. Ortadan sonra mı iptal ettin? Ortaları da aldırdım. Evet. Düz boru yaptım ama downpipe yapmadım. Downpipe için yazılım gerekiyor. Daha rahat üflemesi için arkadaşlar. Yazılım yapmayı düşünmüyorum. Sevmiyorum pek. 0-100 sormuşlar. 4.3 saniye demiştik. F10 normal 5 serisi kadar. Yani bu 5.20 ile aynı konforda mı demiş. Ben söyleyeyim mi buna? Çok daha konforlu. Çok daha konforlu diyebilirim arkadaşlar. Koltuklar çok rahat. Kullandım, gerçekten muazzam. Spor modunda da konforlu. Aynen ben öyle. Tabi bunda çok özel de bir yay var. Heritage için spor yayları var. Yaklaşık 1000 euro'luk. O da aracın üzerinde vardı yani, şansınız. Vallahi Allah, çok iyi. Şehir içi ve şehir dışı yakıt tüketimi. Bir de bu aracı kullanıyor olsak bu şartlar altında bizi çok zorlayacak bir araç. Yürüyen aksam ve motor konusunda parça sıkıntısı çeker miyiz? Servisinin olmadığı bir ilçede yaşıyorum. Trakya bölgesindeyim. BMW'den anlıyorum diyen herhangi bir ustaya götürmem doğru olur mu? Bu arada dostum, inşallah Allah daha iyilerini nasip eder sana da. İsmini söylüyorum, olmaz. Cihan Aldemir. Doğru olmaz tabii. Bu işin üstadları var. Türkiye'de zaten 3 veya 4 iyi usta var diye biliyorum. Evet. Bizim çalıştığımız usta da iyi bir usta, sağ olsun. Yani ben çok gezmeyi sevmem. Çok memnun kaldım ondan. Devam ediyoruz. Bak biraz önce makam aracı olur mu demiş. Eski aracım makam aracı. Hayır, bu F10 M5 olur mu makam aracı? Evet. Olur. Kaç basıyor? Araç kaç kilo? Yaklaşık 2 ton. 1945 kilo. 1945. Evet. 1945. Tek fark motor mu demiş. Arkadaşlar, tek fark motor olsa... Yol tutuşu olsun, kasası olsun. Mesela E60'dan sonra o da 5 kasa olmasına rağmen bunda çok daha büyük bir araca bindiğimi hissediyorum yani. Evet, yol tutuşla alakalı. Yol tutuşu, yol tutuşu demişler. Çok daha güzel, çok daha keyifli. Turbo beslemesi var mı? Devir bandında bir yerden sonra patlıyor mu? Biraz önce onu bahsetmiştik arkadaşlar. Turbo evet, besleme var. 2 tane turbo, 1 turbo bir araba. Aynen. Nerede turbo patlıyor? Kaç devirde doluyor ortalama? Yaklaşık 2-2.5'da falan açılmaya başlıyor diye düşünüyorum. Ani geçişlerde, vites geçişlerinde evet patlama oluyor. Son bir şey daha göstereyim. Evet. Araçta 4 bölgede de kamera sistemi mevcut. Aynen. 4 bölgeyi de araç gösteriyor. Aynen. Aynı zamanda park sensöründen de destek veriyor sana. Kendi park edebiliyor mu araç? Yok. Edemiyor. Aynen öyle. Öyleyse evet dostlar, şimdi ne yapalım? Yola çıkalım ve aracın hünerlerine göz gezdirelim diyorum. Öpüyorum sizi. Hoşça kalın. I'm feeling my vibe. She loving me, feel it inside. Niggas is hating our eye. He sweet on my cut, I'm like pie. Put the muzzle on and shoot him good night. Niggas getting killed like Suge Knight. She bright as the sun, but she just for the night. Şimdi aracın içine geçtik. Aracın içeriden yoldaki dinamizmini İnceleyeceğiz. Şu an araçta M2 modundayız. Araç şu an rahatsız modda. Aracı şu an M2 modundan çıkartıyorum. Efe'cim şimdi aracın baktığında orta konsolda şurada bir tuş var. Aracın aslında bütün karakteristiğini ortaya çıkartıyor. Buna iki kere tıkladığınızda araç M2 moduna geçiyor. Şanzıman maksimum dereceli, şu D'nin sağında gördüğünüz üzere bir seviye var. O seviye maksimuma çıkıyor. Yani devri daha yüksek devirde değiştireceğiz demek istiyor burada araç. Ve buradan ayarlarını değiştirebiliyorsunuz manuel olarak. Bak, M2 modu da ayarları buradan değiştirilebiliyor. Aynen öyle. Biraz önce DSC'yi yaptık. DSC'yi kapatabiliyorsun, açabiliyorsun. Aynen öyle. Otomatik şimdi, veya manuel yapabiliyorsun. Şimdi mesela bak, bir kere daha bastım. Araç şu an dizel moduna geçti resmen. Bakın arkadaşlar, şu an gaz tepkisine bastığımızda bak almıyor araba. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi aracın devirlenme aralıkları buradan ayarlanıyor arkadaşlar. Burada süspansiyon ayarı yapılıyor. Bunları sen bize söyle. Evet, burada direksiyon sertlik ayarı, süspansiyon sertlik ayarı, şu ne oluyor? Sport Plus, evet. Daha hızlı bir devir, daha torklu oluyor. DSC burada ayarları var, hı hı. On-off olarak.
Bunların daha özellikle ayarları için de ekrana giriyorsun. M2 Drive M2 Drive'a basıyorsun. Hı hı. M2 Drive'dan DSC ayarlarını, işte o M2 tuşunu kullandığın zaman, aktif ettiğin zaman ki ayarlarını buradan yapabiliyorsun. Hı hı. Manuel, hı hı. Otomatik gibi. Hangi direksiyon modunu istiyorsun? Sert mi, yumuşak mı? Şu an sert bir konumda. Tabii, çünkü M2 var. Şu an aracı en agresif durumunda. Aynen, en agresif durumda. Bagaj hacmine bu arada bakmadık arkadaşlar. Bagaj hacmi bayağı büyük, yeterli. 5 kasayla aynı yani. Çok önemli değil. Ama şöyle söyleyeyim. 4 kişilik bir ailenin bütün bagajları sığacak şekilde koyup seyahat edebilirsiniz. Aynen. Aracın bizim için önemli yanları gücü ve yoldaki agresifliği. Şimdi aracı manuele aldım kendim. Aracın şu an trafik içinde kullandığımız için daha sükunetli ve sakin kullanıyoruz. Çok ara az hızlanmalar yapacağız araçla alakalı. Aracı en agresif moda aldığınızda sapıtık bir moda geçiyor. Ve genel anlamda direksiyon tepkileri de şu an bayağı sert. Bayağı sert. Yani şu an aracın direksiyonunu, hani arabayı böyle yoldan çıkartmaya yönelik hareketler yaptığınızda bu izin vermemesi açısından bunları yapıyor. Arkadaşlar, araçla alakalı aracın ekströnellerini trafiğe kapalı alanda Mustafa'ya bırakacağım ve Mustafa kendisi sürerek bunları bize gösterecek. Bu tarz yüksek hacimli motorlardaki araçları kullandığında, downshift yaptığında araba bir ara gazı verir. Aynen öyle ve aynı zamanda yavaşlatman gerektiğinde de çok rahat yavaşlatır aracı. Gerçekten araç bu anlamda yüksek hacminin de hakkını veriyor diyoruz. Sasiyenimizi veriyoruz ve etkinlik alanımıza doğru giriyoruz. Evet dostlar, şimdi trafiğe kapalı bir alana geldik. Ama şöyle bir durum var. Rahmet yağıyor. Aynen, rahmet yağıyor. Olsun. Trafiğe açık alanlarda sert şekilde kullanmayacağımız için trafiğe kapalı bir alan geldik. İzinlerimizi istedik. Sağ olsunlar, verdiler. Biz de burada trafiğe kapalı ve boş bir alanda aracın ufak tefek hünerlerini size göstereceğiz. Şimdi direksiyonu aracın gerçek jokeyine bırakacağım. Ve gerçek jokey de bu araca nasıl hükmettiğini bize gösterecek. Ve Mustafa'yı izliyoruz. Geç bakalım kanka. Hadi geç. Düşüncelerinizi alalım. 360 tabii zor oluyor biraz. Bir de arabaya daha yeni aşina olmaya başladık. İlk defa yanlıyorum vallahi sizler için.
Şu an size bir şey göstereceğim. F10 M5'in neler yaptığıyla alakalı daha iyi fikriniz olabilir bugün. Çek Efe, çek. Sonuç burada. Ne yazık ki erken bir jübile yapmak durumunda kaldık. Çünkü neden? Mustafa arabanın gerçekten sınırlarını fazla zorladı. Ama arabanın sınırları zorlanmadı aslında. Lastiklerin sınırları zorlandı. Evet, şimdi bugün bu gece aslında size çok daha farklı bir böyle sinematik tarzda bir video çekecektik. Bunun öyleyse sözünü verelim mi? Olur. Evet. Size bunun için sözünü aynen öyle. Çok güzel bir gece çekimi yapacağız. Trafik kurallarına uyacağız. Evet. Ve aynı zamanda kapalı bir alanda da yapacağız. Aynen öyle. Açık alanlarda da gene güzel şeyler yapabiliriz ama hani abartmayacağız. Bir sonraki videomuzda sizce ne tarz bir video olması gerektiğiyle alakalı lütfen yorumlarda belirtin. Yapılmasını istediğiniz hareketleri ve aracın diğer hangi hünerlerini göstermemizi istiyorsanız onları da bize lütfen yorumlarda belirtin. Hepinize sevgiler. Sana da teşekkürler dostum. Süperdi. Evet. Lane Hunters'ta kalın ve hoşça kalın. Evet dostlar, bugün biraz şansımızı fazla zorladık. Aracımızı şu an çekiciyle sanayiye doğru yolluyoruz. Ama gün içindeydi. Gerçekten güzel bir gündü bizler için. F10 M5, senden özür dileriz. Seni bugün biraz fazla zorladık galiba.